Evet değerli Yanıl TV izleyenleri, SketchUp 32. dersimize hoş geldiniz. Bu dersimizde kalan yerden devam ediyoruz. Şu camımızı, öndeki camı gizle diyorum. Öndeki camımız gizlendikten sonra bakın iki camın arasına gelmiş oluyorum şu anda. Ben bu iki camın arasına yine bir çıta yapmam gerekiyor. Bu çıtayı yapacağım sırada bakın şu noktadan geliyorum. Bunun bir midpoint'ini arıyorum. Midpoint'i bu noktadaymış. Şöyle geliyorum. Ne kadarlık bir alan geleceğim? 4 milim ile 12 milim diyorum. Bakın şöyle bir şey oluştu. Buradan da gene bu tarafa doğru şöyle 12 olacak bir ucu. 12 milim, 4 milim diyorum. Bakın şu şekilde bir kare oluşturdum. Sonra şu orta alanını siliyorum. Bakın tam ortaya gelecek şekilde bir çıtayı yapıyorum. Evet arkadaşlar, çıtamı bu şekilde oluşturduktan sonra bu çıtamın çıkabileceği maksimum yükseklik 1930 mm'ymiş. Bakın böyle yaptığınız zaman diyor, gizlemiş olduğum bir şey de buna birleşecek diyor. Şu şekilde. Bakın gizli olan bir parçası burada kalacak bunun diyor. Görelim nasıl olduğunu. Hemen Edit, Unhide ve All komutunu verelim. Gizlenmiş olan bütün ögeleri göstermesini söyledik. Bakın şu an ne oldu? Çıtam burada şu şekilde görünüyor. Yalnız çıtamın gördüğünüz gibi şu ucu cam olarak görünüyor. Arka tarafına bakalım. Arka tarafına geçtiğimizde bu ucu çıta olarak görünüyor. Burada ise cam olarak görünüyor. Bu sıkıntıdan haber veriyormuş bize. Hemen biz de bu sıkıntıyı aşmak için ne yapalım? Tekrar şu noktadan bu noktaya şöyle bir çizgi çizelim diyeceğim. Çok özür dilerim. SketchUp'ımız bize haklı olarak uyarı vermiş. Verdiği uyarıdan biz anlamamışız. Çıtamızın yüzeye değmemesi gerekiyor. Değer ise cam gibi algılayacak SketchUp bunu. O yüzden bizim yapmamız gereken temin yaptığımız şekilde bakın burada midpoint'i gene bulayım ben. Midpoint'imiz nerede? Hemen midpoint'imizi bulayım. Özür dilerim farem çıktı gene. Midpoint'im buradaymış. Midpoint'inden itibaren 1 milim ilerisine bir guide oluşturuyorum. Bakın midpoint'im burası. Sonra midpoint'imin hizasından geliyorum. Şu noktadan da bu tarafa doğru 4 milim bir guide daha oluşturmak istiyorum. Bakın şöyle 4 milimlik bir guide oluşturuyorum. Lakin oluşturamıyorum. Bazen böyle sıkıntılarla karşılaşıyoruz arkadaşlar. Neyse biz buradan o zaman bu sefer 4 milime 10 milim. Özür dilerim yanlış girdim sayıyı. Yine midpoint'ime geldim. Midpoint'imden intersection'a. Intersection'a geldikten sonra 10 milime 4 milim. Aynı şekilde bu tarafa doğru gene şöyle 10 milime 4 milim birer dikdörtgen çizdikten sonra ortadaki alana kaldırıyorum. Ve push pull tool'un vasıtasıyla bu oluşturmuş olduğum çıtayı artık tutup en üste üst noktama kadar getiriyorum. En üst noktama getirdiğimde bakın şu çizgiyle eşdeğer olsun dediğim anda artık çıtam bakın buraya birleşmiş oluyor. Şimdi arkadaşlar şu birleşimden yani şu iki çıtanın birleştiği noktadan artık benim şöyle 10'a 10 yani 1 santimlik bir çıta yapmak için bakın şöyle seçiyorum sağ tıklıyorum make group sonrasında da make component diyorum bunu bir component haline getiriyorum bu alanı seçiyorum taşıma aracımı seçtikten sonra klavyedeki CTRL tuşuna basılı tutarak bundan bir kopya alıyorum almış olduğum kopyayı bakın almış olduğum kopyayı
camındaki çıtamın en alt birleşim noktasına getiriyorum. Buraya bırakıyorum. Aralığı bölü 5 diyorum. Enter'a basıyorum. Aralığı 5 eşit parçaya bölmesini istedim. SketchUp'tan. Bakın SketchUp aralığı 5 eşit parçaya böldü. Sonrasında arkadaşlar az evvel yapmış olduğumuz gibi, yalnız bu 5 eşit parça bundan birazcık farklı oldu. Yerleri oynadı. İsterseniz yerlerini değiştirerek daha düzgün bir çizim elde edebilirsiniz. Şu an için ben yerlerini değiştirmeye gerek duymadım. 5 eşit parça dedim. Bunun 5 eşit parçası ise böyle oluyor. Çünkü neden? Cam biraz daha büyük burada. Kapı iskeleti yok camın üzerinde. Bakın şimdi bu alanı oluşturmuş olduğumuz şu parçayı delay tuşuyla sildikten sonra burası açılıyor. Şu açılan parçayı da şu şekilde kapatıyorum. Silgim vasıtasıyla da şu fazla çizilmiş olan çizgilerimi siliyorum. Sonrasında arkadaşlar herhangi bir tanesi çift tıklanıyor. Push pull tool'umu alıyorum. Çekiyorum. Ve nereye kadar bunu yapacağımı istiyor. Bakın şu noktaya kadar getir diyorum. Ve artık oluşturmuş olduğum 5 çıtada yerine gitmiş oluyor. Birincisini birazcık aşağı indirebilirim. Aynı hizada olması için. İkincisi, üçüncüsü, dördüncüsü. Bu şekilde yerlerini ayarlayabiliriz arkadaşlar. Şu an için bence gayet güzel duruyor. Aynı şekilde bu tarafa da bir çıta oluşturacağım. Şöyle şu noktada başlıyorum. Bu arada bu noktam neresi? Intersection mi? Evet, intersection'dan. Buraya kadar 10'a 10'luk bir kare çiziyorum. Sonra bu karemi seçiyorum. Sağ tıklıyorum. Make group. Sağ tıklıyorum. Make component komutunu verdikten sonra artık bunun bir component olduğunu gördüm. Taşıma aracımı aldım. Kontrol tuşu vasıtasıyla bunun bir kopyasını çıkarttım. Çıkartmış olduğum kopyayı ben genelde scroll'la hareket etmeyi daha çok kullanıyorum arkadaşlar. Siz böyle yapmak zorunda değilsiniz. İsterseniz burada yukarıda görünen el butonu var ya, şu el butonunu tıklayarak da gideceğiniz yere gidip daha sonrasında tekrar taşıma aracına döndüğünüzde yapacağınız işlemi yapmış olursunuz. Şu an arkadaşlar aralığı 5'e böldüm. Aralığımı 5'e böldüğümde bakın geldi. Sonrasında şuraya atmış olduğum bu yeni öğeyi siliyorum. Ve en altta yapmış olduğum teminki çizim şuradaydı. Teminki çizimdeki parçayı da seçip şu an seçtim ve sildim. Burası gene gördüğünüz gibi bakın delik kaldı. Burayı hemen şu şekilde kapattım. Silgimi aldım. Şu noktaları sildim. Sonrasında da arkadaşlar gene okumla şu intersection component'ın içerisine girdim. Sonra bu component'ımı da tuttum, uzattım. Nereye kadar gelmesini istiyorum? Tam şu çıtanın yüzeyine gelmesini istiyorum. Şu seviyeye kadar uzatmasını söyledim SketchUp programıma. Sonra da oku alıp çift tıkladığımda bakın artık bu işlem tamamlanmış oluyor. Bunun bu tarafındaki camı yok, gözükmüyor. Edit'e geliyoruz arkadaşlar. Unhide all diyoruz. Bakın bütün camımız gelmiş oluyor. Bu taraftan da bakalım. Şu an hemen geri döneyim görüntüme. Oo, çok diğer tarafa attı beni. Şu parçayı niye tutuyorsam hala burada onu da kaldırayım. Bu parçadan dolayı çizim alanımı çok geniş bir alan zannediyor. Evet arkadaşlar, SketchUp programında yapmış olduğumuz iç çizimde çıta koymamışız. İç çıtalarımızı unutmuşuz. Dıştaki çıtalarımıza bakalım. Dış camda çıtalarımız var mı? Evet, gördüğünüz gibi bakın 45 dereceyle gelen bir çıtamız var burada. Bir çıtamız burada var, bir çıtamız burada var. Çıtalarımızı yerleştirmişiz. Bu profilimizin kıyısı çok sert dönüyor görünüyor. Sert dönsün çok da önemli değil. İstenirse buraya da çıta tarzı bir yumuşatma yapabiliriz. Evet, şu an camımızı bu şekilde hazırladık. İstersek bir kulp yapabiliriz buna. Bir de şuraya anahtarla kulp mekanizması ekleyebiliriz. Şu an için onları yapmayalım.
Bu oluşturmuş olduğumuz ögeyi artık yerine yerleştirelim. Bakalım nasıl görecek. Tuttuk. Kırmızı düzlemde 15 metre kadar taşır dediğimiz zaman çıkarttığımız yere geri dönmüş olması gerekiyor Yemre TV izleyenlerim. Evet, bakın çıkarttığımız yere cam geri dönmüş. Aynı camdan yukarıda kullanmıştık. Bakın o da yerine oturmuş. Aynı camdan burada kullanmıştık. Bakın o da yerine oturmuş gördüğünüz gibi. Evet, gayet güzel, gayet başarılı bir cam yaptık. Bu camları da açılır kapanır yapmamışız. Bunları da düzeltiriz. Sıkıntı yok. Evet, bunu da yapmamışız. Zaten bunların birçoğu komponent olduğu için birini düzelttiğimizde hepsi düzelecek. Buradakini yapmışız. Bunda bir sıkıntı yok. Diğerlerinde çıta yapacak mıyız? Yani çıta yapmak da olur. Biraz daha fazla uğraştırıyor. Bu şekilde camlarımızı yerleştirdik. Evet Yemre TV izleyenlerim. Buraya da bir kapı yapacağız. Kapımızın girişindeki yağmur gelmesin diye pömependen şöyle bir kapatma yaptık. Buralara dolaplarını yerleştireceğiz. Evet, dairemiz şu an bayağı bir şekil almış durumda. Araç girişi için bir demir kapı, ev girişi için bir demir kapı. Bir de bu duvar yüksekliği ne kadarmış? 1455'te biraz düşük bırakmışız. 1,5 metre kadar yükseltmişiz. Daha da yükseltilebilir duvarımız. Evet arkadaşlar, evimizin lambalarını ve diğer şeylerini de birazdan çizeceğiz. Buradaki guide çizgilerini kaybedelim ki çok fazla bizim kafamızı karıştırmasınlar. Evet, şu an gördüğünüz gibi evimiz bu halde. Evet, Yemre TV izleyenlere SketchUp 32. dersimizde burada sona eriyor. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Videolarımı beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi günler.